Merhaba arkadaşlar, ben Eternal. PBA Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Riot Gaming'in panolarda paylaştığı Teemo ile ilgili planlanan deneysel değişiklikleri sizlerle paylaşacağız. Detayları sizlerle paylaşmadan önce bir çekiliş duyurumuz var. LoL Partner programı sayesinde yine her ay olduğu gibi bu ayda sizlere kostüm kodları dağıtıyoruz. Bu videoyu beğenip yoruma Türkiye sunucusundaki Sihirdar ismini yazan 4 kişiye Origami Anivia kostümünü vereceğiz. Eğer Anivia şampiyonunuz yoksa şampiyon da kodla beraber hesabınıza yüklenecek. Ayrıca kostümün yanında özel bir renk de mevcut. Sadece beğenip nickinizi yoruma yazmanız yeterli değil. Açıklamadaki linkten gerekenleri yapmayı unutmayın. Ek olarak Twitch'ten abonelerimize ve Discord'dan da genel olarak herkese açık çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Discord'daki çekiliş odasını takipte kalın. Videoya geçelim. Teemo'nun pasifi E yeteneğiyle yer değişti. Artık Teemo'nun pasifi her normal saldırıda hedefi zehirliyor. Pasifi diğer zehir etkileriyle birleşince %50 daha fazla hasar veriyor. Q'sunun taban hasar değerleri de düştü. Ayrıca yetenek gücünden aldığı oran 0.8'den 0.6'ya düştü. W'su ile alakalı tek değişiklik artık W basınca görünmezliği kaybolmuyor. Şimdi asıl değişikliğin olduğu yere geldik. Büyük değişiklik E yeteneğinde diyebiliriz. E'si kaçak dövüşün aktifi. Teemo'yu 3 ila 5 saniyeliğine kamuflaj moduna sokuyor. E'ye basıldıktan 1 saniye sonra gecikmeli olarak Teemo kamuflaj moduna giriyor ve çalı dışarısında ise her hareket ettikçe bu süre eriyor ve süre bitene kadar kamuflaj oluyor. Kamuflajın süresi yalnızca hareket ettikçe tükeniyor. Yani hareket edip beklerseniz hala yeterli bir kamuflaj süreniz olacak. Teemo kamuflaj moduna girdiği zaman görüş mesafesi de %25 artıyor. Kamuflaj sona erdiğinde Teemo 3 saniyede %20 saldırı hızı artışı kazanıyor. Görünmezliğin çalıda biraz farklı bir çalışma şekli var. Çalıya girdiğinizde doğrudan görünmez olmak yerine E'ye basıp öyle görünmez olmanız gerekiyor. E ile görünmez olduktan sonra çalı içerisinde sınırsız bir görünmez süreniz oluyor. Daima görünmez kalabiliyorsunuz. Teemo'nun ultisi tehlikeli tuzağın taban hasarı da düştü. Yetenek gücünden aldığı oran ise 0.5'ten 0.4'e düştü. Ayrıca mantar taşıma kapasitesi tüm seviyelerde 3'ten 1. seviyede 3, 2. seviyede 4 ve 3. seviyede 5 olarak değişti. Biliyorsunuz 6, 11 ve 16. seviyelerde ulti seviyeleri gelişiyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Videoda açıkladığımız çekiliş 15 Mart'ta sonuçlanacak. League of Legends ile ilgili gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizleri diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmenizi öneririz. Özellikle Twitch ve Instagram'da Twitch yayınlarında Twitch abonelerimize özel çekilişler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca YouTube kanalımızda bulamadığınız birçok LoL içeriği Instagram hesabımızda sizleri bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.